Risale-i Nur'u niye anlamıyoruz? Başka noktadan çok çeşitli şeyler duydunuz. Ben tabii kısa olarak farklı olacağına inandım. Bir yere okuyorum, ondan sonra keseceğim. Diğer kitaplar ve ilimler mazinin üzerine kurulmuş. Yani geçmişteki ilimleri kullanarak yeniler eklenmiş. Mesela şöyle diyeyim. Matematik, adam bir mesela Einstein diyelim fizikte eşittir mc kare bulmuş. Enerji eşittir bir maddenin kütlesi çarpı ışık hızının karesiyle. Peki bu adam buldu. Matematiğin kurucusu mu? Yok. Fiziğin kurucusu mu? Yok. Mazide bir sürü bilim insanı geldi bir şey ekledi, geldi bir şey ekledi, geldi bir şey ekledi, geldi bir şey ekledi. Adam bu kadar eklediklerin üzerine bir şey koydu. O zaman onun söylediği söze bu kadar ki söyleyenlerin de hissesi var. Tamam mı? Öyle değil mi arkadaşlar? Mesela diyelim ki üniversitede adam okuyor. Bu üniversitede okuyan bir doktor bu arada ilkokul okurken ilkokul öğretmeninin ona hakkı yok mu? 2 artı 2 eşittir 4. Bunu üniversitede mi öğrendi? Hayır. İlkokulda öğrendi. Ha demek ki ilkokul bilgilerini de kullanıyor üniversitede. Silinmiyor. İşte diğer kitaplar kurulum üzerine kurulmuştur. Yani geçmişteki ilimleri kullanarak yeniler eklenmiş. Risale-i Nur ise yalnız Kur'an'ı ölçü yani asıl rehber almış. Risale-i Nur sırf Kur'an'ı ölçü almış. Yani rehber o almış. Geçmiş beşeri ilimleri kullanmadan, onları zemin yapmadan yeni bir Kur'an'ı hakikati ortaya koyduğu için. Yani niçin hemen diğer eserler gibi anlamıyoruz? Çünkü diğer eserlerinin devamı değil. Yani matematik bir bilim adamı geldi bir şey ekledi, ötekisi geldi bir şey ekledi, ötekisi geldi bir şey ekledi, 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 birisi de bir şey söyledi. Risale-i Nur geçmişteki ulemanın kullandığı yöntemi kullanmamış. Sırf Kur'an'a bakmış, direkt vermiş. Çünkü mesela ona ait bir tane bahsiz diyecek, olur mu ya nasıl kullanmadı? Değil bak. Haşir hakkında istisnasız bütün ulema İslam haşir naklidir, aklı değildir, buna yol bulamaz dediği İbn Sina ifade ediyor. İbn Sina diyor ki haşir naklidir, yani Kur'an söylemiştir, iman gerekiyor, iman ederiz ama aklen izah yoktur dediği yerde diyor ustad haşir aklidir, aklidir de çocuklara da kadınlara da büyüklere de filozoflara yaşlılara da ispat etmiş. 10. sözü okuyup haşir hakkında kanaati olmasa gelsin iki parmağını gözüme soksun diyor. Tamam. Ha demek ki Risale-i Nur diğer fenler gibi bir şeyin üzerine kura kura kurulum değil. Direkt Kur'an'dan almış. Nereden biliyoruz? Çünkü onlar haşir hakkında naklidir diyor. Aklı değil. O zaman Risale-i Nur'daki aklı mantıklı yöntemler, yollar bir aşağıda nakletmiyor. Çünkü yok aşağıda. Hocam bu ikisinin hangisinin doğru olduğunu nasıl karar vereceğiz? İkisi de doğrudur. Fıtrata uygundur. Mesela diyelim şöyle. Benim büyük annem vardı. 108 yaşında vefat etti. 106 yaşında. Onun 90 yaşında dedi. Allah hepinizin geçmişine rahmet etsin. Mesela bazı fıtratlar var mesela şimdi. Oğlum dedi, uşağım derdi. Tamam. Oğlum dedi, ben ne yapayım? Şimdi Risale oku denilir mi bu kadını? Ne dünya okumasını biliyor ne ahireti. Öyle büyütülmüş. Dedim ki babaanne la ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemut beydin hayr ve huve ala külli şeyin kadir ve ileyhin masir. Bunu bilir misin? Bilmem, karıştırırım oğlum. Tamam. La ilahe illallah bilirim. Babaanne günde peygamberimiz diyor 100, akşam 100 diyor. Sabah 100, akşam 100. Yani la ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemut ve bihi'l hayr ve huve ala külli şeyin kadir için söylüyor. Hadis-i kutsi var. Sabah 100, akşam 100. Evde zikredilirse o eve cin dadansa oradan defolur diyor. Dadansa bile. Şimdi buna ne dedim? Soruna cevap veriyorum. La ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Uuu yapar mı hocam? Baktım pat diye 500 tane ne ya? Baktım ki günde 1000'e çıktı. 5000'e çıktı. Uyku yok ki 100 küsur yaşında. Gece gündüz eşit.
Ben vermekten usandım yani ne kadar şey olacak. Sonra değiştiriyorum yani. Ya bakken terbak ya bakken. Ha niye anlatmaya çalışıyorum? Şimdi sen al bu Risale oku denilir mi ona? Hangisi doğrudur? Onun doğrusu budur. Onun fıtratına uygun vermektir. Hani onun için dedim ya su niye akar? Gönlü nereye akarsa orasıdır. Yani fıtratı. Başka örnek verdim. Çınarı niye sakside büyütemezsiniz? Fıtratı orası değil. Tarladır onun yeri. Onun yeri tarladır yani. Sakside büyütemezsiniz. Odada büyütemezsiniz çınarı. Ha bu arada bak şeftali getirecektim. Şeftali fidanı. Hocam yanlış anlama annem dediniz ya. Risale-i Nur'un direkt Kur'an-ı Kerim'den gelme. Direkt oradan alınmaz. Hayatüs Hazretleri direkt oradan almış. Diğeri de ondan rivayetlerle gelmiş. Şimdi hocam o zaman sizin anlattığınıza bakarsak hocam ikisi de direkt aynı noktaya geliyor. Tabii. Ama şöyle yapmış. Şimdi öyle bir binan var ki senin böyle Keban'dan direkt alabiliyorsun. Ceyran. Evet hocam. Öteki trafıdan alıyor. Trafı da oradan alıyor. Ama indirgene ona uygun gele. Mesela la ilahe illallah da ona şerikele diyemedi. Ama la ilahe illallah dedi. O da la ilahe illallah'ın içinde bir birimdir. İndirgenmiş, onun seviyesine inmiş. Tabii ki netice Kur'an'dır. Hepsinin noktası Kur'an'dır. Ama kimisi direkt alıyor böyle aşırmalı. Arada bir kimse yok. Ama ötekisi fıtratına uygun olduğu için başkasından ders almaya biraz da onun seviyesine indiriyor. Mesela ben ona ya bakentel baki, ya bakentel baki çek derken ben çekmiyorum. Çünkü ben Evrad-ı Kudsi okuyorum. Oku desem Kur'an okumayı bilmiyor. Ha, ben ona uygun veriyorum. Ha, o ne yaptı? Bana bağlı. Ben de buraya bağlı. Evrad-ı Kudsi'ye. Böyle gidiyor. Ha, hangisi doğru onun? Bu doğru değil. Evrad-ı Kudsi'ye babaanneme doğru değil. O baktı bana, baktı ama bak işte. Anlamaz. Ona ne demesi lazım? La ilahe illallah demem gerekiyor ben. O onun doğrusu değil. O doğru benim. Evrad-ı Kudsi ben okuyacağım. Çünkü Kur'an okumayı bilmiyor. O bunu biliyor. Ha, onun için indirgenen bu yani. Aradaki kişilerin ihtiyacı bundan kaynaklanıyor. Anladım hocam. Hepsi başımıza tacip. Aynen. Risale-i Nur ise yalnız Kur'an'ı ölçü yani asıl rehber almış, geçmiş beşeri ilimleri kullanmadan, onları zemin yapmadan yeni bir Kur'an hakikati ortaya koyduğu için hemen anlamıyoruz. Alışmadığımız bir yöntem kullanıyor. Alışılmışın dışında bize hitap ettiği için anlamadığımızı zannediyoruz. Aslında zannediyoruz. Ne yapıyoruz? Oysa insan dimağı bir mide gibidir. Mesela yediğimiz gıdalar var ya yemekler. İçinde ne elementler var? Ne gıdalar var? Biliyor muyuz? Yok. Peki bilmiyoruz diye yememezlik yapıyor muyuz? Yok, lezzetli olsun pat diye gönderiyoruz. Bir zeytin gelse iki güm bir dümdüm doğru aşağıya. Baklava gelse bir sağ, bir sol, bir alt, bir üst. İpini koparmış sığır gibi ağızla dönüp dönüyor. Midede bağırıyor gönder diyor. Göndermiyoruz yani. Ama içindeki elementleri, gıdayı bilmiyoruz. Bilmemek vücuda faydasızdır demek değildir. Biz de Risale-i Nur'u direkt hemen zihnen anlamasak ruhumuz, hissimiz, kalbimiz anlamadı denilmez. Anlar. Alışılmış sırayla anlama. Biz alışılmış şu sırayla böyle yapıyorum bak Said. Anlamak, ilim, sonra his, sonra his, daha sonra feyiz olur. Yani nedir? Bir risale okursun. İlk önce fikir anlar. Burası dima midedir. Buraya geldi, seslendirdik, okuduk. Sonra vicdana iner. Miktarı, hepsi değil. Buradan anladığımız miktar buraya gelir. Buradan da hazmolur ne kadarsa vicdana iner. Vicdandan da daha dikkat ederseniz daha öze gidiyor. Kalbe iniyor. Daha da öz ruha iniyor. Yani süzüle özden öze doğru gidiyor. Ama biz tabii ruhun böyle bir anda patlamasını istediğimiz için anlamadık zannediyoruz. Risale-i Nur yönteminde ise aklı ve kalbi bütün ele alıyor. Birisini ele alıp diğerini ihmal etmiyor. Ya akıl ya da kalp değil, akıl kalp bütünlüğü olduğundan. Mesela ilmi kelam var İslam'da 3 meslek var temelde. Bunu unutmayın gençler. İslam'da 3 meslek var temelde. 1. İlmi kelam, akıl. Aklı esas alır, kalbi ikinci derecede bırakır. İkinci meslek tasavvuf, tarikat. Kalbi esas alır, aklı bırakır.
Üçüncü bir meslek, sahabe mesleği, cadde-i kübra. Akıl ve kalp bütünlüğüyle gider. Bu daha cami. Sahabe yolu, akıl ve kalp bütünlüğüyle gidiyor. Şimdi aklı esas aldın, kabak gibi gelişti, kalbi bıraktın, fındık gibi oldu. Kabak gibi kafa, fındık gibi kalp. Veya tersi, kalbi esas aldın, kabak gibi gelişti, akıl bıraktın, fındık gibi oldu. O da olmadı. İkisi de kabak gibi olursa, ki cadde-i kübra odur. Asıl imamlarının yolu bu. Mesela Mevlana Ali Bağdadi'nin akıl kalp bütünlüğüdür. Asıl imamlar hep böyledir. Akıl ve kalp. Başka İmam-ı Rabbani Hazretleri. Başka İmam-ı Gazali Hazretleri. Ustad Bediüzzaman'ın eserlerinde akıl kalp. Çünkü niye? Tarifat sırf akıldan gelmiyor bu asırda. Sırf kalpten de gelmiyor. İkisi de tamir edilmesi lazım. Ama mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri zamanında radıyallahu şey Kuddusallahu sürühüm esrarühüm. Onun zamanında bidatlar vardı. Onun dersleri daha çok akliden ziyade kalbidir. Bidatlara karşı. Bidatların şeyini gösteriyor ilmen. Ama mesela Mevlana Ali Bağdadi zamanında her şey gül gülistan fakat bir toplumsal bir bütünlük yoktu. Evrat esker o da tasavvuf şeyleri vardı. Ama İmam-ı Gazali'ye baktığımız zaman akıl kalp bütünlüğü ama bu akıl kalp bütünlüğünün içerisinde efendim aklı esas almış daha çok. Çünkü tarif oradan daha fazla giriyor. Bizi ışıksız bizi kimse durduramaz. Devam. Devam ediyorum. Yok yok tamam. Yani alıştığımız yöntemin ve yolun dışında bize bakıyor Risale-i Nur. Ve gariptir ki Risale-i Nur anlattıklarının içinde anlatmak istedikleri daha fazla. Şöyle bak, bu size çok lazım. Bak burayı dinleyin arkadaşlar. Zaten bu çok önemli çünkü Kur'an talebesisiniz ya. Kur'an'ın anlattıkları var. Kur'an'ın anlattıkları var. Kur'an'ın anlattıklarından daha fazladır Kur'an'ın anlatmak istedikleri. Yani Kur'an'ın zahir manası bir de Kur'an'ın mana mertebesi var, derinliği var. O zahirde gözüken, ekranda gözüken manadan daha fazla. Yani anlatmak istedikleri anlattıklarından daha fazladır. Risale-i Nur da böyledir. Anlattıklarından fazladır Risale-i Nur anlatmak istediği. Çünkü biz sırf anlamaya odaklanmışız. Oysa anlatmak istediklerinin içerisinde vicdan var, kalp var, his var, hafi var, ahfa var, ruh var, latife var vesaire. Demek ki anlamanın içerisinde anlatmak istedikleri de daha fazladır. Burayı anladınız mı abi? Daha önceleri İslam dünyası ya kalbi ya da aklı esas alıp yürümüşler. Bütünü ele alınmamış. Tarihi süreç böyle çalışmış. Asr-ı saadet hariç. Asr-ı saadet aklı ve kalbi beraber almış. Risale-i Nur alışılmış bir yol olan aklı ve kalbi birleştirmiş, ruha hitap etmiş. Aynı ifadede hem aklın yani bir kelimenin içinde hem aklın hem kalbin. Mesela Kur'an'da da böyle yapılıyor. Sabah yapayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bunun içinde aklı var. Kalp da var. Vicdan var. His var. Ruh var. İşte Risale'de de böyle Kur'an'a en bu asırda icaz-ı manesini mazar olduğu için Risale-i Nur tabirlerinde de hem aklı mana var hem kalbi hem hissi hem vicdani. Aynı ifade hem aklın hem kalbin hem de hissin ve latifelerin hislerin verip doyurmuş. Bu asrın tembel insanları bu yöntemi ve yolu yeni şahit oluyor. Ürkekliği bundan. Mesela şimdiye kadar ilim şöyle. Kim olursa olsun bütün talebelere aynı ders veriliyor. Ama fıtratları farklı. Risale-i Nur aynı ders içinde nihayetsiz mana mertebesi olduğundan Kur'an'a aynı olduğu için mana mertebesini herkese farklı feyzini veriyor. Bir de anlamıyoruz diyor ya.
Peki ne kadar okuduğunu anlamıyorsun? Yalan konuşuyoruz biz. Haram yeriz biz. İnternet televizyonun karşısına çıkmayız. 5-10 dakika canımız sıkıldığı zaman kitaba müracaat ederiz, anlamıyoruz. Anlasan zaten mucize olurdu. Haram yiyen bir vicdan kalpte anlama tarafı açık olur mu? Yalan konuşan bir dimağdan anlayış feraseti olur mu? Günahlarla zebun olmuş bir ruh fazilet ve kemalatı olur mu? Anlamıyoruz da niye anlayanlar niye anlıyor be kardeşim? Çünkü sen anlamak istedin de mi anlamadın? Ne kadar zaman verdin? Bak bir tanesini söyleyeyim size. Adamın bir tanesine dedi ki hocam başım ağrıyor dedi. Dedim ki bu geçici şey değil. Ben başının kurtulmasını istiyorsam migren şunu oku dedim. 5 vakit namazını kıl. Haftada bir gün derse gel. Meyve risalesini verdim. Bak hiç unutmuyorum. Verdim. Bir hafta sonra getir dedim. Ben sana dün söylüyorum. Baktım getirmiyor. Haber gönderdim. 10 gün sonra geldi. Dedim ki nasıl dedim anladın mı? Anlamadım hocam dedi. Ben bu kürsüde yalan konuşmayacağım size. Allah Allah ver bakayım bu kitabı. Ya Allah aşkına anlamadın sayfayı açar mısın? 2 yıllık üniversite mezunusun. Ben dedim bakayım anlamadığına ben bakayım hakikaten anlaşılmayacak bir yer mi dedim. Ne dese inanırsınız? Okumadın dedi. Peki nasıl anladın dedim okumadan anlamadığını. Diyorlar ki anlaşılmaz bir kitap onun için ben dedi onun için dedim. Bu adam anlasa mucize olmaz mıydı? Ulan bunun kafasına çekişte çivi çaksam bile zor girer. Son şey okuyorum. Ama okuyunca görünüyor ki teşekkür ederim. Tam da görünüyor. Görünüyor deyince evet hakikaten o da güzel. O da güzel bir tevafuk oldu. Yaşar abi bu arada hoş geldiniz. Bitirmek üzereyim. Ama okuyunca görünüyor ki insanın bütün hastalarını sıraya koymadan aynı zamanda aynı kelamla hem inşa ediyor hem de ihya ediyor. Yani anlamıyorsun ama Risale'nin dersine katılanın pek ifade edemiyor konuşurken ama fedakar, kahraman, derse konuşuyor, koşuyor. Yani hizmetin bir ucuna tutuyor. Anlamayan adam konuşuyor. Mesela diyelim ki Yaşar abi anlamıyor. Daha nereden beri geliyor? Demek ki derste bir şey anlıyor. Ki bu benzin var. Anlamasa buraya niye gelsin? Ne yapsın bu fedakar çocuğuna şuna buna? Yani evet illa akıl midesinde hissesini az olabilir. Ama her derste aklın hissesi var, kalbin hissesi var, vicdanın var, hissin var. Bu adam direkt vicdandan alır. Histen alır. Mesela onlardan bir tanesidir yani gördüğüm için söyledim. Bu söylediğimin fiili delili, fiili tezahürü olan vakf hayattır. Asıl saadette Ashab-ı Suffa Efendimiz vardı, efendilerimiz. Ta o zamandan Bediüzzaman'a kadar hayatını vakfeden vakıf cemaatine rastlanmamıştır. Bitti. Şu, Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında hayatını vakfedenler vardır. Mekke'ye, Medine'ye, Ümre'ye, Hac'a gidenler bilir. Medine'de Peygamber aleyhissalatü vesselamın mezarının hemen arka tarafı, aşağı tarafındaki yere ne deniliyor? Sufa, Ashab-ı Suffa, Suffa Mescidi. Kimdi? Ebu Hüreyre onların başı. 300 ile 500 arasında vakıf talebeleri vardı. Bekardı, evlenmiyordu. Allah Resulü bunları yetiştiriyordu. Ondan sonra çeşitli bölgelere öğretmen muallim olarak gönderirdi. Yetiştirmek için. Evlenen olursa onları çıkarırdı, bekarları alırdı. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan ta ustada kadar Ashab-ı Suffa yok. Hayatını vakfeden, evlenmemiş, ömrünü adamış, ömrünü İslam'a ve Kur'an'a ve insanların imanının kurtulmasına hayatını vakfeden bir cemaat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ashab-ı Suffa var, o ta Bediüzzaman'a kadar yok başka. Demek ki ihtiyaç olmamış. Bir bakıyorsun ki Bediüzzaman Hazretleri'nde Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti olan Ashab-ı Suffa ordusu bunda da var. Yani hayatını vakfetmiş. Yani evlenmemiş, ömrünü bu işe vermiş. Yani ben mesela onlardan bir tanesiyim. Evlenmemişim ve hayatım bu işle geçiyor. Onun için işim gücüm İslam'ı, dini, Kur'an'ı anlatmak. Bu anlatırken arkama bakmıyorum. Evladı, iyalim, işim, aşım yok.
Ta ki hep önüme bakayım. Nerede öleceğim? Nerede ahirete geçireceğim? Nerede beni öldürecekler? Nereye döneceğim? Onları düşünmeye zamanımız zaten yok, düşünmesin diye. Osmanlı'da da şey vardı buna. Akıncılar vardı. Akıncılar bekardı. Ordu ve düşman ordusuna girerlerdi. Yararlardı, ölen ölürdü. Yardıkları yerde Osmanlı ordusu girerdi. Bunlar fedakarlık yapabilsinler, arkayı düşünmesinler, evladı yarlığını düşünürse fedakarlık yapamaz. Kaç gün evi terk edebilir? Ama ben bir giriyorum Almanya'dan, Yunanistan'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, yeni geldim ya. Ondan sonra nerede? Nerede hizmet varsa? Arkam yok ki. Ölsem bir yere koyacaklar. Yani arkayı düşünecek kimsem yok. Evladımı düşün. Ha hepsi böyle olsa yok. Bunlar azdır zaten. Bunlar Allah'ın özel insanları. Seninle benimle olmuyor. Çünkü Allah bir kulunu severse diyor hadisi kutside. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Ha şimdi bunu niye gündeme getirdim ve bitti? Eğer bir insan Risale-i Nur'u anlamasa, aklı ve kalbi, ruhu tefeyyüz etmese bu fedakarlığı yapabilir mi? Bu fiilidir. Adam 5000 lirayı veremiyor ya. 5 lira veremiyor ya din hizmete. 10 lira veremiyor ya. Öyle değil mi? Adam ölünceye kadar ömrünü vermiş. Yani bu işi yaptıran, bu enerjiyi veren nedir? O kitaptaki feyizdir. O kitaptaki kemalattır, füyüzattır. Tamam. Dolayısıyla Risale'yi anlamıyoruz diyoruz ama bakıyoruz ki delikanlı, bu sizi yaştakilere. Bak Yunanistan'dan gelmiş, şuradan gelmiş. Ne o bu feyiz alamasan burada kaç gün kalabilirsin ki? Peki, geceniz gündüzün mübarek olsun. Ve ahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin. Cuma değil mi derslerimiz? Evet. Allah'ın izniyle. Cuma inşallah buluşmak üzere. Allah nasip ederse. El Fatiha.